Alga 2, 16 Eylül 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gürcü kökenli Artvinli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetti. Çağlıoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı, ardından Nürnberg'de tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okudu. Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanıştı ve Baba Ocu adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başladı. 27 Haziran 2008 tarihinde Star TV'de yayına başlayan dizide aile ve komedi türü işlendi. Dizide Selim Gülgören, Burak Özçivit, Engin Şenkan ve Ali Sürmeli ile başrolleri paylaştı. Star TV ile Sinetel'in anlaşmasına göre 27 Haziran 2009 tarihinde ekrana gelen 52. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Hemen ardından Dürüye'nin Güğümleri dizisinde rol aldı. 2011 yılında Keşanlı Ali Destanı'nda Fehime karakterini oynadı. Başrollerini Nejat İşler ve Belçin Bilgin'in paylaştığı diziyi Çağan Irmak yönetti. ...2011 yapımı dram, epik ve politik türdeki dizi Kanal D'de yayınlandı ve Haldun Taner'in 1964 tarihli müzikal oyunundan uyarlandı. Keşanlı Ali Destanı dizisi bir sezon, yani 26 bölüm ekranlarda kalacak ve 26. bölümüyle ekranlara veda edecekti. Ancak dizinin aldığı düşük izlenme oranları veda tarihini 6 hafta kadar erken alınmasına neden oldu ve dizi 20. bölümüyle final yaparak sona erdi. Bir başka açıklamada Keşanlı'yı reyting değil senaryo bitirdi dendi. Keşanlı Ali Destanı'nın yapımcısı dizinin yeterli reyting yüzünden erken final yaptığı yönündeki iddiaları yanıtladı. Açıklamada bazı haber siteleri dizinin reyting dolayısıyla kaldırıldığını belirtmiş. Dizi orijinal hikayeyi bozmamak, senaryonun özgünlüğünü korumak için planlandığı gibi zamanında bitirilmektedir dedi. ...2013-2014 yılları arasında Galip Derviş dizisinde Hülya Uçar rolünü canlandırdı. Baruka'da film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan polisiye ve komedi türündeki dizinin başrollerini Engin Günaydın ve Alga Eke paylaştı. Ayrıca Ersin Korkut ve Orhan Güner de başroller arasında yer aldı. ABD yapımı Monk dizisinin yerli uyarlaması olan dizi, 5 sene önce karısı ölen ve obsesif kompulsif bir kişiliğe sahip dedektif Galip Derviş'in her bölümde farklı olayları inanılmaz bir dikkat ve zeka ile çözdüğü komedi ağırlıklı polisi olarak ekranlara yansıdı. Dizinin yönetmenliğini Barış Pirhasan, senaristliğini ise yine aynı isim ve Azime Güç yaptı. Dizinin müzikleri ise Tolga Çebi tarafından yapıldı. Engin Günaydın'ın Galip Derviş, Alga Eke'nin Hülya, Orhan Güner'in başkomiseri İzzet ve Ersin Korkut'un da başkomiser Ahmet karakterini canlandırdıkları dizinin baş kahramanı eski bir komiser olan ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedeniyle açığa alınan Galip Derviş dizisi ilk sezonda oldukça iyi reytingler aldı. Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar yazısında dizinin başarısını şöyle anlattı. Galip Derviş'in olağanüstü bir reyting başarısı var. Yayına girdiği saat itibariyle Türkiye'nin ciddi bir bölümü yatakta. 23.15'te ekranda olmasına rağmen ilk 100 program listesinde neredeyse tüm gruplarda 3. sıraya yükselmiş durumda dedi. Dizi 2. sezonunda saat değiştirdiğinden dolayı reytinglerde düşüş yaşadı. Cumartesi 23'e geçmesiyle birlikte reytingleri biraz arttı. Pazar gecelerinde başarıya ulaştı ve kendi saati için oldukça iyi sonuçlar elde etti. 3 sezondan oluşan dizi 56. bölümüyle final yaparak sona erdi. Dizinin 2. sezonu 3 Ekim 2013 günü yayınlanmaya başladı. İlk başta Perşembe günleri 23'te yayınlanan dizi daha sonra birkaç dizinin sona ermesi sebebiyle 20'de 2 bölüm ardarda yayınlandı. 2. sezonda ise bu uygulama devam ettirildi. Başka bir dizinin özeti yerine geçti. 30 Kasım 2013'ten itibaren cumartesi günleri 23'te, 16 Mart 2014 tarihinden itibaren ise pazar akşamları yine saat 23'te gösterilmeye başladı. Dizinin 28 Aralık 2014 tarihinde final yapacağı yapımcısı Mahmut Kayıncı tarafından açıklanmıştı. 3 sezondan oluşan dizi 56. bölümüyle final yaparak sona erdi. İki
2015 yılında Guruldayan Kalpler ve Yok Artık filmlerinde başrol karakterleri hayat verdi. 2016 yılında Hayat Sevince Güzel dizisinde Zarife rolünü üstlendi. Başrolleri Ekin Mert Darmaz, Öykü Çelik ve Burak Çelik ile paylaştı. Limon Film imzalı dizinin ilk bölümü 6 Haziran 2016 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Eray Koçak üstlendi. Senaryosunu Hülya Koper ve Hikaye Üretim Merkezi yazdı. Dizide komedi türü işlendi. 15. bölümüyle final yaparak sona erdi. Yılında İsimsizler dizisinde Doktor Elif rolünü canlandırdı. Dizide Uğur Güneş, Bülent Alkış, Seda Mert ile birlikte oynadı. Esfim ve Barukada film imzalı dizinin ilk bölümü 27 Mart 2017 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini sırasıyla Osman Kaya, Emre Konuk ve Volkan Koca Türk üstlendi. Senaryosunu ilk sezon Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil ve Hale Çalap, ikinci sezon ise iki kelime yazı grubu yazdı. Dizide aksiyon, polisiye, savaş ve askeri türü işlendi. İki sezondan oluşan dizi 16 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 27. bölümü ile final yaparak sona erdi. 2020 yılında ise Atiye Kulaksız karakteriyle Hizmetçiler dizisinde rol aldı. Başarılı oyuncu Algı Eke kariyer hayatını iki ödül sığdırdı. Kedi Özeli filmindeki başarısıyla 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde komedi türünde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. Guruldayan Kalpler projesindeki performansıyla ise yine komedi dalındaki 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. Şimdilerde ise komedi türündeki filmiyle beyaz perdede boy gösterecek. Sil Baştan Kaynanan filminde Alper Saldıran ile başrolü paylaşacak. Sil Baştan Kaynanan filminin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran ve Algı Eken'in yanı sıra Zeynep Eronat, Asuman Dabak ve Yeşim Dalgıçer yer alacak. Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Sil Baştan Kaynanan filmi merakla bekleniyor. Filmde ünlü oyuncuların yanı sıra Sivas'tan da çok sayıda oyuncu yer alacak. Oyuncular arasında Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahar Türkmenoğlu ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in Sporcuoğlu da yer alacak. Sil Baştan Kaynanan filminin vizyon tarihi de merakla bekleniyor. Çekimleri 18 Temmuz'a başlayan filmin yönetmeni Raşit Çelik Ezer olurken senaryosunu Barış Başar üstleniyor. Yapımcı Vahdet Erdoğan, Türk halkının geleneksel konularında gelin kaynana konusunu komik bir tarzda işleyecek. Taze gelin Ceylan evlendikten sonra kocası Ünal'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Tırpan konağına yerleşecek. 3 görümce ve 1 kaynana ile birlikte yaşamak zorunda kalan Ceylan için kabus dolu günler başlayacak. Ve bu serüvenden yaşanan komik anlar ekranlara yansıyacak. Oldukça ilgi çekici senaryoya sahip olan filmin vizyon tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak anons edildi.